Önermediğim bir şey ama buralara girmeden önce şunu söylemek istiyorum. Abdam ile böyle güzel bir günde bizi buluşturma şansı verdiği için çok teşekkürler. Şimdi bugün uyku eğitimi vermeden uyku düzeni nasıl sağlanır? Birazcık bundan bahsedeceğiz. Öncelikle uyku düzeni anlatırken size kesinlikle 3 gün şunu yapalım, 5 gün bunu yapalım gibi herhangi bir şeyi asla söylemeyeceğim. Klasik uyku eğitim metotlarından herhangi birini hiçbir zaman kullanmanızı önermeyeceğim. Çünkü bebeğin 3 yaşına kadar sakinleştirmesinden ebeveyn sorumludur. Yani 3 yaşına kadar bebeğimiz her ağladığında aslında her zaman cevaplarına, bütün çağrılarına biz cevap vermemiz gerekir. O yüzden klasik uyku eğitim metotlarından çocuğu ağlamaya bırakmak, 3 gün şunu, 5 gün bunu yapmak, bireysellikten uzak olan aslında yöntemlerden bahsetmek çok acımasızca bir çocuk için. O yüzden bu anlattığım serüvenin hiçbirinde, yapın dediklerimin hiçbirinde 3 gün, 5 gün gibi bir şey kullanmayacağım. Bunların hepsi bebeğinize göre, bebeğinizin hazır bulunuşluğuna göre ve aslında size düşen bebeğin tamamen mizacına göre değişiyor. Şimdi öncelikle bir uyku düzeni sağlamak istiyorsam bizim için en önemli şeylerden biri bir kontrol listem mutlaka olmalı. Bu kontrol listesinde öncelikle bunu düzenleyebilmek için bir günlük tutmam gerekiyor. Bunu ben kendi danışmanlarımdan da istiyorum. Yani önce bir 3 gece 5 günü içeren kendiniz için bir günlük tutun. Ki bu günlükte aslında bu çocuğunuz ne zaman uyuyor, ne zaman uyanıyor, her zaman neyi yapmak zorunda kalıyorsunuz, gece ortalama kaç defa uyanıyorsunuz, bunu görmenizi istiyorum. Bunları gördükten sonra aslında problemin nerede olduğunu ortalama çözümleyebiliyor olacaksınız. Bunu daha ayrıntılı anlatacağım ama örnek veriyorum ki işte çocuğunuz gecenin ilk yarısı çok sık uyanıyor. İlk gece yarısına çok sık uyanma, yani saat 1'e kadar uyanmaya biz şöyle bakarız. Gün içindeki programda bir hata var demektir. Ya da örnek veriyorum ki sabaha karşı erken bir uyanması var. O zaman bu bize şunu gösterir. Demek akşam uykusuna geçmeden önce uzun bir uyanık kalıyor. O yüzden burada günlük tutmak gerçekten her işin başı. Önce ne yaşadığımı biliyor olmam gerekiyor. Diğer önemli olan şey aslında bizim için günlük düzen. Yani çocuğumu ayına göre, uykanıklık sürelerine göre uyutmam gerekiyor. Bunu internette her yerde bulabilirsiniz. Aptamil'de de vardır, benim kendi sayfamda da vardır. Mutlaka şunu göreceğim. Çocuğumun ayına ve yaşına uygun uyku aralıklarına göre bunu uykuya götürüyor muyum? Çünkü gereğinden daha uzun eğer uyanık bırakırsam, o zaman beden şunu der. Ben uyumam gereken zamanda uyutulmadım. Demek ki yapmam gereken çok önemli bir şey var. O zaman böyle gözlerim fal taşı gibi açık, çok enerjik, asla uykuya geçmeyecekmiş gibi bir modda olayım. Çocuğunuz bu moda geldikten sonra zaten onu uyutmak hem çok zor olur, hem uyuduktan sonra çok kısa bir süre içinde uyanır. Burada şunu göreceğim ki bunu eğer yaşıyorsam demek ki çocuğumu çok uzun süre uyanık tutuyorum. O yüzden ayına göre uykanıklık süreleri gerçekten kolay bir uyku eğitiminin yaklaşık %30'unu mutlaka sağlar. Şimdi uykanıklık sürelerini düzenledim. Bir günlük tuttum kendime. Diğer önemli olan şey genellikle çok atladığımız oda koşulları. Çünkü bunu o uyutma hengamesinin içinde nerede uyutuyorum, nasıl uyutuyorum, işte ortamın ısısıydı, ışığıydı falan çok önemsediğimiz şeyler içinde olmuyor. Özellikle ışık, özellikle gündüz uykularında aydınlıkta uyutma hedefiniz. Genellikle uykuyu çok zorlaştırır. Çünkü 3. aydan sonra çocuklarda melatonin hormonu dediğimiz bir hormon var. Ve bu hormon gündüz gün ışığında salgılanır, güneşle beraber salgılanır. Gözümüze ışık hüzmesi girmediği zaman bunu kullanmaya başlarız. Kullandığımızda da melatonin bize uykuya kolay geçişi sağlar ve uykuyu sürdürmeyi sağlar. Eğer bebeğimi gündüz aydınlıkta uyutursam, aman alışsın dışarıda uyumakta zorlanır diyerek hem verimli bir uykudan aslında feragat etmiş oluyorum, hem de çocuğumun uykuya zor dalmasını kendi ellerimle buna sebep oluyorum. O yüzden mutlaka gece de gündüz de karanlığa yakın bir, ben aydınlığa yakın bir loş diyebilirim. Bunu şöyle anlatayım size. Ona baktığınızda böyle silüetini görürsünüz. Gözleri böyle karanlık olur ama kirpiklerini ayırt edemezsiniz. Bu karanlık gece de gündüz de bizim için okeydir. Gece için özellikle zifiri karanlık istemiyoruz. 3 yaşına kadar zifiri karanlık çocukları korkutur. Öncelikle bir odamın ışığını ayarladım. Işığı, karanlığı ayarladım. Diğeri ısısı. Biz özellikle Türk anneler olarak çok böyle kat kat giydiriyoruz. Aman üşür, benden bir tık daha kalın giyinsin yapıyoruz. Burada önemli olan şey mutlaka odanın 20 ile 22 derece arasında olmasını istiyorum ve gerçekten buna uygun giydirmek istiyorum. Eğer bu ısıda ben üşüyorsam, yani evi 24 dereceye aldıysam, çocuğu iki kat, çift kat pijama giydirmiyorum. 24 dereceye uygun uyku tulumlarına göre giydiriyorum.
Işığımı ayarladım, ısıyı ayarladım. Diğeri nem, özellikle kış aylarındayız. Bu kış aylarından nemin ortalama %40 ile %60 arasında olmasını istiyoruz. 60'ı geçmesini istemiyoruz çünkü 60'ın üzeri gerçekten bakteriyel enfeksiyonlara zemin hazırlar. O yüzden nemi kaş yapalım derken göz çıkartmayalım. Burada nemi %60'a çok gelmeden 55'lerde bence durdursak kafi. Her şeyi ayarladım. Işığı, ısıyı, nemi, okey. Bunlardan sonra bizim için diğer önemli olan şey aslında gerçekten çocuğumla aramdaki ilişki. Şimdi bunu deyince nasıl yani olacaksınız? Çünkü aslında uyku, yemek yemek, emzirmek, beslenmek bunların hepsi aslında ilişkisel şeyler. Burada destekli uyan herhangi bir çocuk için burada desteği çıkartmam gerekiyorsa önce bir kere çocuğa kendi aramdaki ilişkiyi koruyorum. Çünkü buradaki bu ilişki dediğim şey bebeğinizi nasıl sakinleştirdiğiniz, nasıl uyuttuğunuz, onunla nasıl oyunlar oynadığınız bunların hepsi aslında bir bütün. Yani burada sadece işte kucakta uyuyor, kucağı nasıl çıkaracağız tarafından bakamam. Çünkü gerçekten çocuğun sizinle gün içinde geçirdiği zaman miktarı yani bağlantıda kaldığınız an miktarı bile buna etkiler. Nasıl etkiler? Her çocuğun bir ilgi kovası vardır. Bu 5 aylık da olsa, 6 aylık da olsa, 12 aylık da olsa aslında aynı sistem. Bu ilgi kovası dolmadan çocuğunuz gece uykuya geçemez. Ya da bir ağlama kovası vardır. Bu ağlama yani her çocuk gün içinde yeterli miktarda ağlaması gerekir. Hiç ağlamadan buradaki bu ağlatmadan kastım tabii ki kendi kendine cevapsız bırakarak bir ağlamadan bahsetmiyorum. Ama bu ağlama aslında çocuğun sizinle konuşma şekli. O yüzden her mızırdanmada buralarda hemen böyle panik olup aslında hemen susturmak her zaman sağlıklı değil. Bunu niye söylüyorum? Çünkü çocuğunuzun gerçekten büyümek çok zor bir iş. Yani başından dönmeyi öğrenmek, elini kolunu kullanmayı öğrenmek bunların hepsinin bir stres faktörü var. Ve bu stresi sizinle paylaşması gerekiyor. Bunu paylaşma şekli de ağlama. Burada bu ağlama varken özellikle şöyle bir ağlama görürsünüz. Yani bulunduğu yerde ağlar, siz kucağınıza aldığınızda ağlama daha çok artar. Orada genellikle ebeveyn olarak tabii canımızdan daha kıymetli bir varlık ağlıyor. Burada hemen susturma eğilimine gidiyoruz ama hani burada aa bak bak kuş geçiyormuş noktasıyla susturmaktan ziyade özellikle kucağınıza aldığınızda bu ağlama artıyorsa bir dakika ya ben burada stresimi dökeyim anne bana bir izin ver ağlaması burası. O yüzden orada ben yanındayımla öperek okşayarak sakinleştirerek ama dikkat dağıtmadan gerçekten o ağlamayı dinliyor olmak gerekiyor. Çünkü o ağlamayı orada aa bak bak kuş geçiyormuş deyip dikkat dağıttığınızda 1 saat sonra yarım saat sonra çok bambaşka anlamsız bir şeyden tekrar o ağlamayı yaşayacaksınız. O yüzden burada bizim için önemli olan şey gerçekten çocuğumun ne zaman ne demek istediğini anlamaya çalışmak. Çünkü burada kucağa çıkartırken, memeye çıkartırken ya da diğer tüm destekleri çıkartırken araya mutlaka çocuğumla olan ilişkiyi koyuyorum dedim ya. Bu aslında onu ne kadar anladığımız ve ne kadar anlaşıldığını hissettirdiğimiz yönünde. Çünkü 5 aylık da olsak, 15 aylık da olsa, 20 yaşında da olsa bir insanın en önemli ihtiyacı anlaşıldığını hissetmek. Ve ben bunu verdiğimde gerçekten ilişki o kadar düzeliyor ki inatlaşmaktan ziyade. Yani bir çocuğu ben birdenbire emerek ya da kucakta uyuyan ya da herhangi bir destekle uyuyan bir çocuğu birdenbire hadi bakalım yatağa koyalım artık sen burada uyu dersen bu zaten çok mantıksız ve çocuk için gerçekten çok acımasızca. Çünkü tüm hayatı boyunca çocuk böyle uyumayı öğrenmiş ve bunu bir anda tek seferde çıkaramam. Eğer bunu çıkarıyorsam ve burada çocuk zorlanıyorsa o zaman mutlaka orada durmam gerekir. Şimdi örnek veriyorum ki memede uyuyan bir çocuğunuz var ve bunu nasıl uyku eğitimi vereceksiniz? Aslında uyku eğitimi demekten çok hoşlanmıyorum çünkü verdiğimiz şey uyku eğitimi değil ama popüler adı bu olduğu için böyle kullanıyor olacağım. Şimdi diyelim ki memede uyuyorsunuz, artı bir de kucakta salınıyorsunuz, farklı destekleriniz var. Öncelikle birden fazla desteğiniz varsa bunu bir kere tek bir desteğe düşmek gerekiyor. En zor çıkan destek memedir. Çünkü meme ya ağızda ya değil. Bunun bir orta yolunu sağlayamam. Ama memeyi çıkartırken de mutlaka yanına başka bir destek koyuyor olmam gerekiyor. Yani emzirme pozisyonunuz neyse. Örnek veriyorum ki kucakta hafif sallanarak emzirerek uyutuyorsunuz. O zaman sadece oral olan sistemi çıkarıyorsunuz. Yani sadece emzirmeyi aradan çıkarıyorum. Yani uykuyla arasına bir boşluk koyuyorum. Rutinin en başında emziriyorum. Rutin yapıyorum. Ardından normalde yan yana yatarak emziriyorsam tekrar aynı pozisyonu alıyorum. Yan yana yatıyorum ya da kucağımda sallıyorsam tekrar kucağımda sallamayı ondan esirgemiyorum. Çünkü her şeyi bir anda çıkaramaz ve bir anda çıkarmasını beklemem dediğim gibi çok acımasızca olur. Şimdi burada tabii ki çocuğunuz bunu ilk gün kabul etmeyecek. Yani burada bir ağlama gelecek. Bu ağlamalarda kesinlikle yanında olmalısınız. Sevmelisiniz, öpmelisiniz, okşamalısınız. Burada eğer çocuk bununla başa çıkamazsa, yani burada şöyle bir sistem varsa eğer,
Ağla 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 uyu. Burası zaten çok istediğimiz bir şey değil ve burası çocuğun gerçekten zorlandığını gösterir. Ama şöyle bir şey varsa ağla sakinleş, ağla sakinleş, uyu. Buralarda çocuk ağlar, sakinleşir. Aklına gelir bir daha ağlar, bir daha sakinleşir, bir daha. Burası normal. Çünkü burada demektir ki sakinleşme sistemine ben kendim katkıda bulunabiliyorum. Yani çocuğumu ben sakinleştirebiliyorum. O zaman burası bizim için okey. Ama burada bir kaos varsa o zaman birazcık daha yavaşlatmak, belki bir adım daha geri gitmek gerekir. Örnek veriyorum ki kucakta sallayarak uyuyan bir çocuğunuz var. O zaman burada da hemen yine kucaktan yan yana yatışa ya da onu yatağında bırakmaya geçmiyorum. O sallamamı nasıl sallıyorsam önce bir yavaş yavaş adım adım oradaki bir sallama hızımı düşürüyorum. Sabırla bu işin gerçekten en büyük destekçisi bize sabır olacak. Çünkü ebeveynin aslında her adımı sabır. Yani beslenmesi sabır, emzirmesi sabır, uykusu sabır, her şeyi sabır ama burada 3 gün içinde bir şeyler olsun istersen ve yapamadığım için moralim bozulursa bir yere varamam. O yüzden bizim için en önemli şey gerçekten sabırlı olmak. Ben danışanlarıma çalışırken 4 hafta diyorum. Bakın ben yani bir uzmanla çalışırken bile bu sistem için 4 haftaya ihtiyacınız var. O yüzden kendinize en azından bir 4 hafta verin bu işi başarabilmek için. Ve gerçekten yavaş yavaş gidin. Hızlı olmak sizi sadece çocuğunuzu çok fazla ajite eder, regülasyonunu bozar, yani sakinleşme sistemini bozar ve gün içindeki her şeye yansır. Çünkü çocukla inatlaşılmaz. Çocuğun bir zaman algısı olmadığı için onunla inatlaşamazsınız. O yüzden burada inatlaşmak yerine onun için daha olacak olan bir yolu izlemeniz gerekiyor. Diyelim ki kucağı da söylemişti, kucakta salınımı önce salınımını azalttım. Gerçekten artık salınımsız sabit pozisyonda kucağımda uyuttuktan sonra yavaş yavaş onu yatağına bırakma kısmına geliyorum. Burada bazı çocuklar için özellikle 6 aydan düşükse bu kucaktan direkt ayırıp yatağa koyma kısmı biraz fazla ayrılık gibi gelebilir. O yüzden bir de ayrılık kaygınız varsa ya da bu dönemdeyseniz orada bir anda böyle kucağınızdan ayırıp yatağa koymanızı önermem. Bir süre beraber yatağa düşmek, yan yana sarılarak uyumak ki gerçekten burası çok güzel. Yani siz uyurken çocuğunuzun böyle yanağınızı yüzünü sevmesi, işte orada böyle öpüşmek, koklaşmak, uyumak, böyle uykuya geçirmek zaten çok tatlı. Ve burası aslında uykuyu bozan bir taraf değil. Yani çocuğumla yan yana yatmam onun uykusunu bozan bir tarafta değil. O yüzden oraya geçtiğimde yan yana yatarak, severek, okşayarak uyuttuğumda zaten çocuk hazır olduğunda artık ne oradaki sarılmanızı isteyecek, ne öpmeyi isteyecek. Dokunduğunuzda diyecek ki ay dokunma, böyle bir kaçacak. Beni artık uyarıyorsun diyecek. Çünkü burada önemli olan şey gerçekten önce iyi bir bağlanma istiyorum, sonra güzel bir ayrışmaya getirir. Eğer 4,5 ay altında bir şey yapmayı düşünüyorsanız, uykular bozuksa kesinlikle bir şey yapmanızı önermiyorum. Çünkü 4,5 ayın altında çocuğunuzun gerçekten size ihtiyacı var. Yani o zaten daha anne karnından yeni çıktı, bir dünyaya alışmaya çalışıyor. Buralarda zaten hiçbir şey yapmıyoruz. Ama 4,5 ayın üstündeyse o zaman dediğim gibi yavaş yavaş ve adım adım yapmam gerekiyor. Şimdi burada neyi söyledim? Öncelikle günlük tutuyoruz dedim. Sonra mutlaka oda koşullarını bizim için uygun olması gereken yere alıyoruz dedim. Günlük düzeni sağlıyorum dedim. Kontrol listesi yapıyorsunuz kendinize. Gelelim gece uyanmaları. Şimdi gece uyanmaları tabii ki en büyük dertlerden bir tanesi. Gündüz yine bir şekilde döndürebiliyorum. Kısa uykularda olsa dönüyor ama gecenin bir köründe kalkıp gerçekten orada müdahil olmak çok bizim için zorlayıcı bir şey. Şimdi burada gece uyanmalarını çözebilmek için özellikle destekleri çıkartırken aynı anda şunu yapmak gerekiyor. Bebeğiniz size gece 3 tane ses çıkarıyor. Bir tanesi mızırdanma, bir tanesi bağırma, bir tanesi ağlama. Mızırdanma dediğim şey çocuğun karnı kendi yapıp böyle kendi söylenmesi aslında. Bu bazen uykuya geçerken de yapar bunu. Çünkü bizim sesimizi aynalar. Biz ona sürekli piş 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 dediğimiz için o şiş sesini çıkaramaz ve düz bir tonda olarak çıkarır. Şimdi burada kesinlikle kalkmıyorum, bakmıyorum, müdahil olmuyorum. Neden? Çünkü burası 2 şey olabilir. Bir tanesi aslında çocuk uyku döngüsündedir ve uyku döngüsünü sesli yaparlar. Buradaki uyku döngüsüne müdahil olursam onu uyandırırım. Yani burası şuraya benzer. Uyandınız, yastık yorgan düzeltiyorsunuz ve eşiniz dedi ki ya bakar mısın saat kaç? Bunu demeseydi gerçekten uykuya çok kolay dalacaktınız. Hatta o uyanmayı hatırlamayacaktınız. Ama bunu dediği için yeniden kendinizi uyutmanız gerekir. O yüzden burada mızırdanmada müdahil olmuyorsunuz. Diğer ihtimal mızırdanırken uyanmıştır ve kendini uyutmaya çalışıyordur. Şimdi burada
burada korkunuzun şu olduğunu biliyorum. Ben müdahil olmazsam uyanacak ve gerçekten çok ayılacak. Bir daha uykuya geri döndürmem çok zor olacak. Evet, başlangıçta uyanmaların %50'sinde böyle olacak ama aslında bu da gece uyanmalarının bir öğrenme zamanı. Bu öğrenme zamanlarını es geçersem, zorluğun böyle çevresinden dönersem o zorluk mutlaka benim karşıma çıkacak burayı çözmeden. O yüzden burada mızıldanma varsa sabırla bekliyor olmam gerekiyor. Çünkü burası çocuğun kendi kendine deneme aşaması. Kendi kendine dönecek, yüzünü çarşafa sürecek, kendini bir uyutmaya çalışacak. Baktı ki başaramadı. Burada zaten şey der, hey anne baba başaramadım. Bir ağlayayım, bir gelin bakalım, bir bana bir yardım edin. Orada bir ağlama başlıyorsa, ağlama başladığı an benim mesaim başlar, gidip müdahil olmam gerekiyor. Ağlıyorken müdahil olmayın diyen, göz göze gelmeyin, yok efendim bakmayın. Bunlar zaten asla doğru değil. Sadece mızırdarken bırakın istiyorum. Mızırdanırsa size bir ihtiyacı yok. Ağladı, gittim müdahil oldum. Okey, al. Uyandıktan 5 dakika sonra ağlıyor. Gitmem gerekiyor. Okey, tamam, yapmanız gereken şey doğru. Uyandıktan sonra 1 saat takılıyor, hiç mızırdanmıyor. Bakmayayım mı? Hayır, bakmayın. Ağlar ağlamaz direkt uyanır uyanmaz ağlamaya başlıyor. O zaman orada da size ihtiyacı var. O zaman da gidin. Ama burada ne zaman müdahil olacağınızı bilmek çok önemli. Diğer ses dediğim aslında bağırma. Bağırma dediğim şey uyanır. Özellikle bu 6-8 ay arasında ses denemesi yaptığı zaman çocuklarda çığlıklar daha çok artar. Yani bu çığlık aslında korkarak bir uyanmanın çığlığı değil. Çocuğun gün içinde öğrendiği şeyleri ilk uyku döngüsünde "Aa, bakayım hala aynı yüksek sesle ses çıkarabiliyor muyum?" deme şekli aslında. Yine o sesini dener. Ya da sizi çağırır. Şöyle bir "Aa" diye bir bağırır. Sonra bir bekler biraz. Sonra bir kere daha böyle bir "Aa" der. Şimdi burası aslında şu demek. Ben uyandım. Bir şeye ihtiyacım yok. Ama biri de bana baksa iyi olur demek. Şimdi buradayken de yine kalkmıyorsunuz, bakmıyorsunuz, müdahale olmuyorsunuz, kımıldamıyorsunuz. Önce bir deneyecek. Önce bir kendi kendini uykuya döndürmeye bir deneyecek. Ya da ses denemesinin yanında örnek veriyorum. Bir tutunup kalkma başladı. Bir tutunup kalkacak, size bir çağıracak. Şimdi burada zaten yine mevcut bir ihtiyaç varsa, fiziksel ya da duygusal, hiç fark etmez. Zaten orada ağlama başlayacak ve o zaman gideceğim, doğru. Ama bazen burası böyle kalkıp seslenip sonra "bakayım herkes uyuyormuş ya, uyuyayım, uyku vakti" deyip bunu algılayabilir. 6 aydan yüksek, her 6 aydan büyük her çocuk bunu algılar. Çünkü ben hep şey diyorum, bir kedi kadar aklı var burada. Bakar ve bir ihtiyacı yoksa tekrar geri yatar. Ama ihtiyacı varsa, bu sadece fiziksel olmak zorunda değil, duygusal bir ihtiyacı varsa, bir ayrılık kaygısı varsa, annem babam burada mı acaba, bir temas ihtiyacı varsa, o ilgi kovası tam dolmadıysa, buralarda zaten çağıracak. Çağırınca zaten gidip müdahale olacağım. Diğer bu noktalardan bir tanesi aslında şurası. Burayı çok atlıyoruz. Yani uyku sadece uykuyla ilişkiliymiş gibi, uyku sadece saatini düzenleyince düzelecekmiş gibi geliyor bize ama kesinlikle öyle değil. Özellikle gece şunu çok duyuyorum. Uyandığı gibi ağlamaya başlıyor. Kesinlikle beklemiyor. Gündüz de bir şeyi beklemiyor. Yani çocuğun aslında genel tavrına baksanız çok sabırsız olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi bu tamamen size düşen, ya sizin payınıza ne düştüğüyle alakalı. Bazı çocukları koltuğun köşesine koyarsınız durur. Bazıları oradan oraya, oradan oraya zıplar. Gerçekten payınıza eğer sabırsız olan bir çocuk düştüyse bunun oyunları var. Yani oradaki sabrı, tahammül aralığını aslında arttırma oyunları diyoruz buna. Bunlar neler? İşte örnek veriyorum ki bir ellerin ayaklarını öpüyorsunuz. Böyle ellerin ayaklarını öperken siz öptünüz, bir ona baktınız, şöyle bir heyecanlanır, hadi bir daha yap der gibi. Orada onu hemen hızlıca yapmak değil de birazcık böyle geliyorum geliyorum, ay öpsem mi falan yapıp biraz bekletip sonra tekrar yapmak. Sonra bir kere daha aynısını yaptığınızda birazcık daha fazla bekletmek. Yani çocuğa yavaş yavaş beklemeyi öğretmek. Yavaş yavaş tahammül aralığını arttırmak aslında önemli olan. Bunların hiçbiri bir günde hayatınızda büyük bir değişiklik sağlamayacak. Ama kendinize böyle bir 4 hafta gibi, 3 hafta gibi bir süreç verdiğinizde zaten buralar aslında yavaş yavaş çözülüyor olacak. Çünkü hakikaten uyku her şeyle ilgili. Yani kendinizden pay biçin. İyi bir gün geçirmek dediğinizde, çok mutlu olduğunuzda, çok mutsuz olduğunuzda, çok yorgun olduğunuzda ya da o gün hiçbir şey yapmadığınızda bile enerjini atamadığınızda uykunuz değişir. Mutlaka değişir. Çocuklar için de aynı şey söz konusu. O yüzden burayı atlamıyorum. Bazen özellikle uyku düzeni sağlarken şunu çok gözden kaçırıyorum. Yani ben zaten aynı evdeyim, sürekli çocuğumlayım ve sürekli beni görüyor. Aynı evin içinde hissedenim. Zaten yan yanayız. Bu çocuğun nasıl bir ayrılık kaygısı olabilir? Neden sürekli hani gece beni görmek istiyor gibi bir durum? En çok bunu soruyorsunuz. Çünkü burası şöyle bir şey. Çocuğunuzun sizi gördüğü zaman değil, bağlantıda kaldığınız an önemli. Çünkü bazen gerçekten işte gün içinde yaptığımız işlerden, ev işlerinden, ondan bundan, özellikle bir de evden çalışan bir ebeveynsek o zaman bir tık daha çocukla bağlantı
Batı'da kalmak zor oluyor. Bunun için şunu çok istiyorum. Çocuğunuzla zaman geçireceğiniz sabah 10 dakika, öğlen ya da işiniz bittiğinde bir 20 dakika, akşam yatmadan önce bir 10 dakika. Mutlaka onunla saçmaladığınız bir zaman dilimi olsun. Sosyal medyanın şeyle çok fazla işte şöyle aktivite yapalım, bunu yapalım ama şöyle köpük yoğuralım, işte çocuk şuna da dokunsun gibi çok fazla böyle oyunlar oynamaya çalışıyorsunuz o kısıtlı sürede, ama çocuğun ihtiyacı olan şey köpük yoğurmak ya da işte şuradaki bezelyeleri saymak değil. Gerçekten annesiyle, babasıyla, ebeveynleriyle gerçekten mutlu olduğu, üçünüzün de kahkaha attığı o saçmalama zamanınız. Çünkü oradaki o ilgi kovasını eğer doldurursanız zaten gece uyanmaların otomatik olarak azaldığı, birbirinize baktığınızda birbirinizi daha iyi anlamlandırdığınız aslında yerler olacak. O yüzden buraları da mutlaka göz ardı etmeyin istiyorum. Onun dışında minik desteklerden bahsedeyim. Hani bazen şöyle diyorsunuz işte, meme de uyumuyor, kucak da uyumuyor. Hani zaten sadece şişbat yapıyorum ama ona rağmen gece uyanmaları devam ediyor. Burası o, hani anlattım ya biraz önce, gece uyandığında ne kadar müdahil olduğunuzla alakalı. Eğer her seferinde ben müdahil olursam her seferinde müdahil olmam gerekir. Ama eğer müdahaleyi biraz azaltırsam, sadece ihtiyaç haline çevirirsem, çocuk sadece ihtiyaç halinde bunu ister. Diğer eğitim metotlarında, yani klasik uyku eğitim metotlarında zaten şunu öğretiyoruz. Diyoruz ki burası senin uyku vaktin ve uyku vaktinde bana hiçbir ihtiyacını belirtme. İşte burası biraz çocuğu robotlaştırdığımız yer oluyor ve kesinlikle ve kesinlikle bunu önermiyorum. Çünkü çocuğunuzun her zaman size ihtiyacı var. Özellikle ilk 3 yaşta ne olursunuz bunu yapmayın. Çok tükenmiş olabilirsiniz. Çok sizi zorlamış olabilir. Bunların hepsini denemiş olabilirsiniz. Belki denediniz ve bir noktada buralar çözülmüyorsa, yani ben öyle yavaş gitmeyi denedim, bunu yapmayı denedim, şurayı denedim, her yol denedim Seda'nın ve sabırla denedim ama yine olmuyor diyorsanız, o zaman bence bir uzman desteği gerçekten çok kıymetli. Çünkü her çocuk için farklı ihtiyaçlar söz konusu. Buraya duyusal ihtiyaçlar olarak da bakabiliriz. Yani hepimizin farklı farklı duyusal ihtiyaçları var. İşte kimimiz krem süremez, kimimiz üstüne bir şey örtmeden uyuyamaz. Burası hep bedenin farklı algıları ve farklı ihtiyaçlarıyla alakalıdır. Eğer çocuğunuz kucağa çıkaramıyorsa, işte memeyi ya da emziği oral olan bir sistemi çıkaramıyorsa, buralarda mutlaka şöyle daha bir derinden acaba ne var bunun altında diye bir bakmak gerekir. Şimdi tekrar kontrol listemi sayıyorum ve artık sonrasında bitiriyorum. Ne yapıyorum? Önce bir günlük tutuyorum. Günlük tuttuktan sonra mutlaka çevre koşullarıma dikkat ediyorum. Çevre koşullarına dikkat ettim. Çocuğumla ne kadar ilgilendiğim, yani yeterince öpüldüğünden, yeterince sevildiğinden, yeterince enerji attığından, yeterince terlediğinden ve yeterince ağladığından emin oluyorum. Bunların tamamını sağlıyorum. Daha sonra da eğer destek kullanıyorsam, bu destekleri nasıl yavaş yavaş çıkaracağım konusunda kendime bir liste oluşturuyorum ve adım adım gidiyorum. Bunların hepsini sağladıktan sonra sabırla aslında düzelmesini bekliyorum. Çünkü birdenbire düzelmeyecek, yavaş yavaş o sarkıdan ritim oturacak, düzelecek, oradaki uyanıklıklar yavaş yavaş kapanacak. Sonra da artık sadece ihtiyaç halinde uyanan ve gerçekten sağlıklı yorumlarımız, sağlıklı uykularımız olan bir düzene döneceğiz. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Özellikle online'da beni izleyen herkes bir rekor kırmışız. Çok teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.